Ya ana yeter ya. Çocuk gibi odaya çekmeler, konuşmalar falan. Daha ne, anlaşılmıyor mu söylediklerim? Ya sen iyice asıttın. Bir kendine gel Kendal. Gelmeyeceğim ana, gelmeyeceğim. Benim dediğim olacak. Sana karşı gelmek istemeyeyim ana. Ama sen de benim dediklerimi anla ya. Sibel burada kalacak. Oğlum burada doğacak. Ve herkes bunu kabullenmek zorunda ana. Senin gözün iyice kör olmuş. Sen artık ana ata saymaz olmuşsun. Evet ana. Kusura bakma ama evet. Ben bu çocuğu isteyeyim ana. Bedeli neyse öderim. Ben zamanında çok şeye katlandım. Sustum, ses etmedim. Şimdi de hiç kimse benim isteğime ses etmeyecek. O kadar. Para ne olacak? Yıktın geçtin çocuğu. Oğlum dediğin, üstüne tüklediğin baran ne olacak? O konuya hiç girme ana. Ben mi dedim git Sibel'in kardeşine aşık ol diye? Ana bak sana bir şey diyeyim. Eğer Sibel'in üstüne fazla giderseniz... yemin edeyim barana her şeyi anlatırım. Eğer bunu yapmamı istemiyorsan... Sibel sana emanet. Yok, bu kadar alçalamazsın. Oğlum olacak diye bu kadar arsızlığı, hayasızlığı yapayım ya. İnşallah oğlu sana benzemez. Çünkü sen bile senin gibi birine katlanamazsın. Ben diyeceğimi dedim ana. Son sözümü söyledim. İster Sibel'e iyi davranın, ister kabullenmeyin... ama olacaklardan da ben sorumlu değilim. Narine de gerekirse. Artık orasını ben bilmem. Allah'ım, bu karşımdaki benim oğlum değil. Ya Rabbim sen aklını başına getir. Demek beni babamın evine göndereceksin ha? Dur bakalım. Elbet bulacağım ben o mektubu. O zaman milletin yüzüne bakacak halin kalacak mı göreceğiz.